Başkanım, şu enerjiye bakar mısınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Evet, harika görünüyor gençlerimiz, çocuklarımız, kızlarımız, oğullarımız, müthiş bir enerji var hepinizde. Sizin enerjiniz gerçekten hepimize iyi geliyor. Bizler de sizin yanınızda oluyoruz. Yeni döneminiz okulunuzda size başarılar getirsin. Hayırlı olsun çocuklar. Sevgili Milli Eğitim Müdürümüz, değerli okul müdürümüz, değerli konuklar, işte bugün yine bir dönemin daha başlangıcındayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmalıyız. Onların çok güzel bir geleceğe adım atmaları konusunda çok çalışmalıyız. Kıymetli Küçükçekmece Belediye Başkanımız da geldi. Ona da hoş geldiniz diyelim mi? Çok güzel. Okullarımız çok değerli. Sizler bu okul yıllarında öğrendikleriniz hayat boyu sizinle olacak. Sevgili çocuklar, hayatta en çok minnet duyduğum, hiçbir zaman unutmadığım ve ilkokuldan ortaokula, liseye, hatta üniversiteye kadar hep örnek aldığım, önümde böyle kelimeleri, sözleri, davranışları ışık gibi duran kimler biliyor musunuz? Öğretmenlerim. Öğretmenlerimize minnet duyuyoruz. Onların sizlere verdiği o güzel emekler için onlara çok teşekkür ediyoruz. Her birisi kesinlikle alkışlayın öğretmenlerinizi. Mesela ilkokulda bir öğretmenim vardı. Hep anlatırım. Eşimle çok konuşuruz okulları, eğitimi, öğretmenleri. İlkokuldaki öğretmenim benim ruhumda hep sanki bir ikinci anne gibi durur. Hiçbir zaman onu unutmam. Bana öğrettikleri de benim belki de bugün vicdanımın, ahlakımın, davranış biçimlerimin bir bölümünün ciddi anlamda temelini oluşturmuştur. Onun için her gördüğünüzde öğretmeninize saygı göstermeyi, onunla bir arada güzel şeyler öğrenmenin keyfini çıkarmayı sakın unutmayın. Bakın, Atatürk okulu nasıl tarifliyor? Diyor ki okul sayesinde okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir. Köylerimizin en ücra noktalarında çocuklarımız eğitim alıyor. İşte İstanbul'umuzun tam göbeğinde de bir okulda çocuklarımız eğitim alıyor. Diliyor ve istiyoruz ki memleketimizin her noktasında çocuklarımız aynı koşullarda, eşit imkanlarla,
hiçbir konuda eksiği olmadan eğitimdeki fırsat eşitliğini en üst seviyede yaşayarak geleceğin güçlü bireyleri olsunlar. Bizim şu anda konuşma yaptığımız çocuklarımız, yani sizler, Küçükçekmece'deki bu ortaokulumuzda, inanın sizlerin de arasında geleceğin öğretmenleri var. Geleceğin savcıları var, hakimleri var. Geleceğin valileri var, belediye başkanları var. Bilim insanları var, doktorları var. Aynı zamanda belki de gelecekte bir hastalık olduğunda o çareyi bulan bir profesör var. Kadın bilim insanı var. Erkek bilim insanı var. Onun için biz size o umutla bakıyoruz. Ve sizin tüm ihtiyaçlarınıza katkı vermek, ailelerinizin belki tamamlayamadığı bazı eksikleri tamamlamak konusunda da hepimiz görevliyiz. Devletimizin her kurumu görevli. Bu milli eğitimimiz olabilir, belediyelerimiz olabilir, valiliklerimiz olabilir. Hepimiz sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Çünkü ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı isem elbette ki çocuklarımızın var olan eksikleriyle ilgilenmek zorundayım. Onun için sizlerin ulaşabileceği kütüphaneler açıyoruz. Onun için çocuklarımızın okul öncesi eğitime gitmesi için kreşler açıyoruz. Onun için üniversiteye giden gençlerimiz için yurtlar açıyoruz. Aynı zamanda işte sizin yaşlarınızdaki çocuklarımıza kırtasiye desteği veriyoruz. Şehit, gazi ailelerimizin evlatlarına, imkanları olmayan çocuklarımıza "Sen de oku" kampanyasıyla katkılar sunuyoruz. Bütün bunlar bizim yapmak zorunda olduğumuz hizmetler. Devlet böyle bir şeydir. Devletimiz yaşayan bütün insanların hakları olan fırsat eşitliğini onlara sunmakta mecburdur. Dolayısıyla biz de size bugün sizin hakkınız olan kırtasiyelerinizi getirdik. Güle güle kullanın. Bugün sevgili eşimle özellikle çok önemsediğimiz ve eşimin çok önemli bir hat olarak katkı sunmaya çalıştığı kız çocuklarımızın hayata daha yüksek imkanlarla ve güçlü iradeleriyle katılmalarını sağlamak adına bir kitap kampanyası var. Ben şahsen bu okulumuza gelişimizle beraber bugün karar veriyorum ki o kitaptan başta bütün kız çocuklarımıza burada birkaç hafta içerisinde dağıtımını sağlamak üzere hepinize o kitaptan yollayacağım. Orada çok güçlü kadın kimliklerinin başarılı hikayeleri var. Burada tabii ki hem erkekler hem kızlar çok başarılı olacak. Kızlarımıza yollayacağım kitaplar gibi diğer bütün çocuklarımıza da farklı kitaplarla bir kitap setini yine hızlıca göndereceğim. Okul müdürümüz uygun görürse birkaç hafta içerisinde bunları buraya göndereceğim ve inşallah o çocuklarımızın
geleceğine ışık tutacak güzel kitaplarla buluşmasını sağlayacağım. Tabii yeni döneminizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Kararlı olmanızı, çok çalışmanızı, asla vazgeçmemenizi, ailelerinizi üzmeden onların tavsiyelerini dinlemenizi, öğretmenlerinizin gözünün içine bakarak ne söylediğini dikkatle dinleyip anlamanızı ve geleceğe çok iyi hazırlanmanızı diliyorum. Tabii çok mutluyum sizden sağlam bir enerji almış bir biçimde bugün günüme başlayacağımı şimdiden hissediyorum. Bu sene özel bir karar verdim. Pandemiden dolayı ne yazık ki bu COVID hastalığından dolayı biraz ayrı kaldık. Ama bu sene daha coşkulu, daha sağlıklı bir sezonu da geçireceğimizi umut ediyorum. Bu kapsamda aldığım karar şu: İstanbul'da haftada en az bir ya da iki okula mutlaka ziyarete gidip, ama ilkokul, ama ortaokul, ama lise, şehrimizin çocuklarıyla, gençleriyle dertleşip onların ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek adına daha çok çalışacağım. Çünkü İstanbul gerçekten kocaman bir çocuk kenti. İstanbul Avrupa'da yaş ortalaması en genç şehir metropoller arasında. Onun için en fazla sorumluluğumuz sizlere. Sizleri çok seviyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yani baş öğretmenimizin ışığında hepimize çok güzel bir hedef koyuyor. Bence fikri hür, vicdanı hür nesiller yetişen bir ülke ve şehir olmamızı diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Öğretmenlerimize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyorum. Sıralardan geçtik. Hiç yabancı değiliz. Sizin gibi biz de okullarımızı okuduk. Başarılar dileriz. Eşim ortaokulu İstanbul'da okudu ama ben doğduğum şehir olan Trabzon'da okumuştum. Sonra ilkokul, lise, hepsi tabii. Onun için çok başarılı olmanızı diliyoruz. Lütfen kitap okuyun. Lütfen kitap okuyun. Kitap hayallerinizi çok güçlendirir. Bütün gençlere kitap okumayı yüksek böyle dozda tavsiye ediyoruz. Çünkü kitapta çok yaşanmış, size örnek olacak güzel hikayeler var ki öğretmenlerimiz zaten size en doğru kitapları tavsiye ediyorlardır. Biz de kitap anlamında eşimle beraber sizlere hediyelerimizi yollayacağız. Başarılar dileriz. Ailelerinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletin lütfen. Derslerinizde başarılı olmanızın yanında aslında hayata pozitif bakmanızı, güzel enerjilerle, o güzel gözlerle bakmanızı daha çok umut ediyorum. Öğretmeninizin rehberliğinde güzel bir eğitim yılı geçireceğinizi de umuyorum. Evet. Sen oraya geçtin. Sıraları boş bulalım. Temat ediyorum. Başkanım, öğrenci kenarında da oturuyordum. Kemal başkanım. Hadi bakalım.
Vallahi bu arkada oturma meselesi enteresan. Ben de arkada çok oturdum. Yani liseye arka sırada oturarak geçirdim. Öğretmen sen arkadaki deyince biz döner duvara bakardık arkadaşına kime diyor diye. Üstümüze alınmazdı. Evet, sayılırsınız. Aşağıdan bir de yarış senesi. İnşallah gönlünüze göre olur. Evet, sana da başarılar. Güzelim size de. Var mı bize söylemek istediğiniz bir şey, bir isteğiniz? Var mı aklınızdan geçen bir şey? Başkanıma şunu söyleyelim diyeceğiniz. Gerçekten. Gönlünüzden ne geçiyorsa söyleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Yani bir fikriniz varsa sakın söylemekten çekinmeyin. Yani şöyle bir şey olmasın sonra. Ya tüh ya gelmişti tam da söyleyecektim. Niye ben söylemedim? Pişmanlığını sakın yaşamayın. Çünkü fikrini söylemek her kişinin, her bireyin en yüksek hakkı. Hiç kimse fikrinizi söylemeyi kısıtlayamaz. Sadece kurallara göre. Tabii sınıfta parmağınızı kaldırarak, izin alarak, başka bir yerde, başka bir usulle, kurallara uygun bir biçimde fikrinizi söylemeyi sakın ihmal etmeyin. Tabii bilgi sahibi olarak fikir söylemek daha zengin bir durum yaşatır size. Ben gerçekten özgür, böyle konuşan bir neslin, birbiri arasında konuşabilen, birbirisi arasında tartışabilen gençlerin çok daha iyi bir ilişki kurduğunu ve aralarında daha az sorun olduğunu bütün arkadaşlık dönemlerimde yaşadım. Onun için bir problem varsa arkadaşınızla mesela mutlaka konuşun önce. Yani problemi büyütmeden, mesela birebir ilişkide de öyledir. Bir arkadaşınızla bir problem yaşıyorsunuz ama belki de o problemi konuşsanız, birbirinizle birkaç dakika vakit ayırsanız sorunların çoğunu çözebileceksiniz. Onun için asla konuşmamayı kendinize seçenek olarak düşünmeyin. Birbirinizle sohbet edin, konuşun, düşüncelerinizi paylaşın. Bir başka arkadaşınızın bilgisinden faydalanın. Sizin var olan bilginizi ona aktarın. Bu çok büyük bir zenginlik. Ve inanın hayatınız boyunca bugünlerde yaşadığınız arkadaşlıklarınızı hiç unutmayacaksınız. Benim çok güzel dostluklarım var. İlkokuldan, ortaokuldan. Lise çok önemlidir. Lise çok böyle arkadaşlığın daha farklı boyutlara ulaştığı bir dönemdir. Onun için nice güzel arkadaşlıklar diliyorum hepinize. Elbette öğretmenlerimiz bambaşka. Hayat boyu en fazla minnet duyduğum, her zaman böyle şükran duygularımı sunduğum insanlardır öğretmenlerim. İyi ki onlarla bir arada oldum. Ben onlara kusur yapmamaya gayret ettim hayatım boyunca. Kusurum varsa affola. Ama umarım hepsi hakkını helal etmiştir. Çok şeyler öğrendim, çok güzel şeyler öğrendim. Bugün gerçekten var olan bütün dağarcığımda ne varsa temelinde öğretmenlerimle olan o güzel diyaloğum var. Size de aynılarını tavsiye ediyorum. Başarılar dilerim. Onun için fikriniz olduğunda mutlaka söyleyin. Unutmayın. Bir de spor yapmayı da ihmal etmeyin. Onu da altını çizeyim. Bu yaşlarda spor da çok çok önemli. Ben mesela okulda her spor alanına katılmaya gayret ettim. Bu tabi zinde bir ortam sağlıyor. Siz de mümkün olan bütün koşullarda spor yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize başarılar dilerim. Belki hayallerinden bahsetmek istemiyorum. Evet. Yani zorlamayalım. İnşallah başka bir zaman daha genç konuşuruz güzel kızlarımızla. Bir tane hakim olmak isteyen kızımız var. Hakim çıktı mı? Evet. Çok iyi. Yolu açık olsun şimdiden. Teşekkür ederiz. Başkanım siz ortaokul yıllarından geniş böyle hayal ediyor muydunuz kendinize mesela? İşte Gümrüt'ün İstanbul Büyükşehir'de bir başkan olun veya böyle bir yere gelin. Yok aslında yani bir siyasi bir tarif yapmadım ama sevgili müdürüm şöyle bir şey yaşadım. Lise birinci sınıfta yaşadığım şehrin
belediye başkanıyla okul gazetesi için bir röportaj yaptık. Üç arkadaş. Belediyecilikle ilgili zihnim de çok şey birikti diyebilirim o sohbette. Bize iki saate yakın vakit ayırmıştı. Trabzon şehriyle ilgili projelerini anlatmıştı. Benim için çok değerli bir deneyimdi o. 85 yılıydı. Onun da ikinci senesiydi zaten. Sonra bende o ciddi bir farkındalık yarattı. Her gittiğim şehir, şehirlerle ilgili bilgiler, dünyaya bakış, coğrafya, Google yok o zaman. Dün birine anlattım, hatta dün akşam Harvard mezunlarına bir konuşma yaptım. Bir 350 kişilik bir dernekleri varmış daha doğrusu, onlara söyledim. Mesela ortaokul döneminde ansiklopedilerden dünyanın en kalabalık 100 şehrini çıkartana kadar inanın yani kaç sayfa çevirdim, taradım. Çünkü Google yok, bir sıralama yok, öyle bir istatistik verisi yok. Şehirler, büyüklükleri, böyle ilgim artmıştı. Mesela o sene hedef koymuştum, 67 il vardı o zaman tabi biliyorsunuz. 67 ilin kartpostallarını biriktirmek için ne büyük çabalar. Mesela bir yerlerden gelip topladıklarım, rastgele mektup yazıp kartvizit istediğim müdürlükler, valilikler falan. Böyle şehirler olan ilgim büyüdü. Bir de tabii mesleğim ve ailemin mesleği de etkili oldu. Belki o bende öyle bir kaynak oluşturdu. O bakımdan ben de burada belediye başkanı olarak hem Küçükçekmece Belediye Başkanım hem ben bilgilerimi habire anlatıyorum ki belki burada birkaç tane belediye başkanı şeyi doğar, etkili olur hayatlarında diye anlatıyorum. Ve olsun da zaten, ama illa bir belediye başkanı olmak gerekmiyor. Yaşadığı şehre, yaşadığı ortama ilgi duyan kişiler olmalısınız. Parklara, yollara, ulaşıma, aldığınız hizmetlere ilginiz yüksek olmalı. Mesela çevre çok önemli ki mutlaka o konuda öğretmenlerimiz özel çaba gösteriyor. Dünyanın en önemli konularından belki de birincisi artık dünyada çevreye olan duyarlılık, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yapmamız gereken işler, aşırı artan sıcaklar ya da ani hava değişikliklerini yarattığı afetler. Dolayısıyla belediyecilik demek ya da yaşadığınız yerle ilgili olaylar demek aslında hayat demek. O bakımdan umarım burada arkadaşlarımızın hayat yolculuğuna ışık tutacak söylediklerinden birkaç kelime zihinlerinde kalır. İçlerinden de belediye başkanları da çıkar inşallah. Peki, başarılar dileriz hepinize. Öpüyoruz hepinizi. Ailelerinize selamlar. Merhaba. Merhaba. 7A sınıfı. Evet. Harika. Buyurun lütfen. Öğretmenim nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Bugün İrek Hanım'la beraber, Küçükçekmece Belediye Başkanımızla beraber sizleri ziyaret ediyoruz. Başarılar dileriz hepinize. Tabii eğitimin bu sıraları çok değerli. Yaşadığınız anlar çok özel. Bizim de hayatımızdan geçti. Ve çok özel anlar. Hiç unutmuyoruz yaşadıklarımızı. Umarım sizin için de hep güzel anılar biriksin buralarda. Artı tabii hayatınıza dönüp de güzel bilgiler edinin ve böyle çok başarılı bir süreci yaşamanızı diliyorum. 7A değildi değil mi? Dolayısıyla seneye böyle bir yarışa doğru gidiyorsunuz. İnşallah daha güzel liselere, sonra hayatınıza yön verecek, sevdiğiniz meslekleri edineceğiniz üniversitelere doğru yol alın. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız en iyi koşullarda, fırsat eşitliğinin olduğu ortamlarda okumasını çok arzu ediyoruz. Belediye başkanımıza sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir şey öğrenmek istiyor musunuz mesela? Şunu soralım. Aklınızdan gelen bir şey varsa hiç çekinmeyin, sorabilirsiniz. Bir kere hani şöyle söyleyeyim. Bizim
yaptığımız iş, görev sizlerin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğumuz birçok şey. Ulaşım, hatlar, havanın temizliği, sokak hayvanları, işte eğitim, birçok konu var. Dolayısıyla bizimle her konuda her zaman irtibat kurabilirsiniz. Bunu unutmayın. Çok farklı metotlarla ama böyle şanslı olarak belki birebir bazen işte internet üzerinden bile soru sorabilirsiniz, yazı yazabilirsiniz. Kapımız her zaman size açık. Çünkü öyle bir sorumluluğumuz var. Küçükçekmece Belediye Başkanımız da burada, Kemal Bey. Hepimiz sizin için hizmet ediyoruz. Onun için fikriniz varsa sormaktan sakın çekinmeyin. Var mı meslek belirledin mi sen mesela? Avukat. Sen? Lojistik. Lojistik. Oo, çok stratejik cümleler bunlar. Sen? Var mı? Avukat veya savcı. Avukat veya savcı. Vay müthiş. Ya bu savcı, avukat, içeride hakim. Öğretmenim böyle bir adalete dönük bir şey var yani. Bir istek var. Seni yönlendirmeyelim ama senin var mı? Avukat. Vay vay vay. Bu grup etkilenmiş. Sizlerde? İngilizce. İngilizce öğretmeni. Ne güçler. Siz hangi branştasınız? Sosyal bilgiler. Dedim acaba demek İngilizce öğretmeni biraz etkilenmiş. Evet, başkanımızı bulmuşken konuştum. Sen? Cumhuriyet Savcısı. Cumhuriyet Savcısı. Müthiş. Vallahi tam bir şey yani, hukuka dönük böyle bir... Kullanmışlar ülkeni. Evet, evet, evet. Kızım sen ne istiyorsun? Avukat. Sen de mi avukat? Buradan hukukçu çıkacak. Güzel. Başarılar. Müdürlerimizle anlaştık. Yakın bir cuma akşamına sizlerin de beğeneceği bir sanatçıyla bir konser yapacağız burada. Hem bir eylem istiyorum, böyle döneme enerjinizi atarak girin istiyorum. Kim? Dur bakayım, yanına gelin, diyemedim sen. Söyle bir tane. Yok 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 ya başkanım ya, bir şey demeyecektim. Tamam, sen meslek seçtin mi? Ne istiyorsun? Zabıta. Zabıta. bir yerden başlamak lazım. Zabıtadan başlar, belediye başkanı olur aslan. Evet kızlar. Cimcimeler galiba bu köşeyi kendilerine biraz seçmişler. Adın ne bir tane? Nisanur senin? Ecil. Ne dedin sen az önce? Hocam, Strikers gelsin. Kim? Strikers hocam. Strikers. Evet, öyle bir müzisyen mi var? Vallahi evet, bilmiyorum. Hocam var. Güney Kore'de. Güney Kore'de. Oo. Ama bir şey duydum. Bu Koreli, Kore, evet, bir Kore şeyi var. Bütün bir Koreli sanatçılar geliyor galiba İstanbul'a. Geçen öyle bir şey duydum. Değil mi yakın zamanda? Tamam. Düşünelim İstanbul'a getirmeye ama okula biz Koreli getiremeyiz. Okula bizim sanatçılarımızdan yollayacağız. Onlar size güzel türküler, şarkılar söylesinler. Tamam mı? Beraber eğlenin. Bazen görüyorum bazı okullarda böyle koro gibi söylüyorlar. Çok keyifli oluyor. Meslek seçtin mi güzel kız? Ne seçtin? Hocam polis olacağım. Polis olacaksın. Sen? Ne? Veteriner. Ne güzel. Harika. Başarılar delikanlı. Buyurun başkanım. Senin var. biraz riskli ya ama evet kızlar biraz şey ama olsun, sen yine de saygıda kusur etmezsin. Hangi dersimizi aldık? Ne? Hangi dersimizi aldık? Türkçe, matematik, beden. Güzel kızlar. Neyse, biz de arada sohbet etmek iyi oluyor böyle. Sonra artık telafi edersiniz, dersiniz. Başarılar. Ailelerimize selamlarımızı iletmenizi istiyoruz. Arkadaşlıklarınız güzel olsun. Öğretmenlerimizle güzel bir dönem diliyorum.
Umarım gönlünüzce olsun. Her şeyden önce sağlık istiyoruz tabii hepiniz adına. Mutlaka spor yapmayı da ihmal etmeyin, tamam mı? Peki. Öpüyoruz hepinizi. Başarılar.